Merhaba arkadaşlar, ben Yakutu. Bugün size yine süper bir proje ile karşınızdayım. Otomatik sihirli kapı. Çok güzel bir sistem. Ama bu üçlü. Yani ben biliyorsunuz ikili yapmayı göstermiştim. Ya. Yine otomatik kapı diye bir konu başlığımız vardı galiba. Ama bu üçlü. Daha farklı bir yapı sistemi var. Hadi yapalım şimdi. Oynamak çok zevkli. Evet. Arkasını hemen yapalım. Bunları atayım. Bunlar başka. Evet, şimdi gerekenler yapışkan piston 6 tane. Kızıltaş meşalesi 2 tane. Kızıltaş 30 tane yeterlidir. Şöyle tahminimce 30 tane yeterlidir. Başka var değil mi başka? Bir dakika, başka yok muydu? Ha, vardı vardı. Basınç plakası. Başka. Herhangi bir blok. Ben direği bloğunu tercih ediyorum. Şu an aklıma gelmiyor başka bir şey ya. Neyse, başlayalım. Şimdi arkadaşlar. 3 tane üst üste yapışkan pistonu diziyoruz. 1, 2, 3, 4. Beşinci kareye de Allah'ım. Beşinci kareye de piston diziyoruz. Öbür piston diziyoruz. Arasında 4 kare olacak öbür pistonla. Tam 4 kare. Şimdi evet. Bloğumuzu koyalım. Çok yanlış yer. Evet. Gördüğünüz gibi arasında 2 kare kaldı. Böyle bırakın. Evet, şimdi bu buranın bir kare altını 2 karelik kazın. Bir karelik kesin. Şurasını kazın yani. Şu kapanan bölgesini, kapanacak bölgesini, burasını kazın. Ve aşağıya böyle bir delik açın. Evet. Yani şöyle olacak. Gireceğiz. Sol kol. Hemen buraya zaten. Aa, özür dilerim. Öyle olacaksın. Yanlış yaptım. Böyle olacak arkadaşlar. Yani bunlar hemen bunun çaprazına gelecek. Ona göre buraya resonlarımızı diziyoruz. Evet. Pressure plate'e bastığımızda onlar deneyecek. Böyle. Tamam. Şimdi bu pressure plate'i uzatalım. Buraya kadar uzattık. Tamam. Şimdi pistonlarımızın arkasından 2 tane blok çıkaralım ve onun çaprazına bir blok daha koyalım. Böyle bir şey oluyor. Ve bu kazılmış şeylere ta ki buraya kadar gelene kadar kazalım ve bu çapraza koyduğumuz bloğun bir altını kazacağız. Buraya kızıltaş meşalesi olacak. Aynı şeyi buna da yapalım. Evet, buradan da çıkartalım. Evet, burayı kazalım, buraya kazalım, buraya koyalım. Evet, tamam. Ve sonlarımızı şimdi çıkaralım. Hop, buraya, tamam. Hop, buraya, tamam. Şimdi meşalelerimizi koyabiliriz. Evet, yanmadı gördüğünüz gibi. Bir nedeni var tabii ki. Şimdi bu yaptığımız sistemin şöyle bir çaprazına falan koyduk ya, oraya böyle bir şey yapıyoruz. Gördüğünüz gibi üçle kapandı. Ama biz işimizi garantiye alalım. Burayı kırıyoruz. Hemen onun altını kırıyoruz. Ve buradan da uzatıyoruz. Böyle olunca oluyor. Gördüğünüz gibi oldu. Aynı şeyi buraya da yapıyoruz. Ama biz yine garantiye alalım. Böyle yapıyoruz.
Şimdi ama attık yanlışlıkla. Şimdi bakalım test edelim. Burayı yaptık, hop açıldı. Ama burada hiçbir şey yok. Onu nasıl halledeceğiz? Yine buraya bir fragile plate diyelim. Aynı sistem. Altına şeyler, kızıl taşları yapıyoruz. Burada hazır var zaten sistem, o yüzden hemen bunları uzatalım. Hop, ta ki buraya gelene kadar diyecektim gelmiş. Evet, buradan çıkıyoruz. Evet, gelmiş. Yine buradan sürüklüyoruz. Ve de arkadaşlar işte oldu. Bir dakika. Ha, şurada kopukluk varmış. Ben de niye olmadı? Artık şurayı kapatın. Orayı da burasını kapatın. Ha, kapının boyutu biraz büyük olsa da kaplayınca çok güzel duracaktır. Evet, diyelim buradan geçtik, açıldı. Geçtik, açıldı. Gördüğünüz gibi sorunsuz çalışıyor. Hiçbir sorun yok. Tamam. İyi günler. İyi oyunlar. Abone olmayı lütfen unutmayın. Biliyorsunuz aboneler bizim için çok önemli. İyi günler. Hadi ben kapatıyorum. Bye.